Beni duyabiliyor musunuz? Pek çoğunuzun duyduğu gibi ünlü fizikçi Stephen Hawking geçtiğimiz çarşamba günü 14 Mart tarihinde içinde yaşadığı ceviz kabuğundaki evreninden ayrıldı. Ve yine pek çoğunuzun fark etmiş olacağı gibi Galile'nin ölümünün 300. yıl dönümünde doğan bu parlak beyin Albert Einstein'ın doğduğu pi gününde ölmüş oldu. Kimdi ulan bu Stephen Hawking diye bir video yaparsın abi artık değil mi diyen mesajlarınızı da gördüm, duydum, okudum. E sizi duymamak mümkün mü? Tabii ki yaparım ama bu kez başlığını öyle atmam. Çünkü kim olursa olsun bizde ölünün arkasından kötü konuşulmaz, ulan bile denmez. E zaten böyle bir adamın arkasından kötü konuşabilmek mümkün mü? Der gibi bakıyorsunuz. Öyle düşünüyorsunuz değil mi? Ah ah. Hep öyle kalın, ne olur. Tamam konuşalım konuşmasına da onu tanıyan tanımayan, bilen bilmeyen herkes hakkında hemen her şeyi söyledi. Daha söylenecek ne kaldı ki? diye düşünürken kendi kişisel hikayemdeki rolünü aktarmak aklıma geldi. Onunla ilk kez 90'lı yıllarda henüz bir üniversite öğrencisiyken tanışmıştım. Bakın tanışmıştım diyorum. Çünkü bir yazarla tanışmak çok kolay. Kitabını alıp okuyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Zamanın kısa tarihini alıp okudum. Brief History of Time. Bu popüler bir bilim kitabı. Özellikle de bu versiyonu yeni baskısı, illüstrasyonlu çizimlerle, grafiklerle dolu. İçinde Einstein'ın ünlü E eşittir MC karesi dışında herhangi bir formül bile yok. Çünkü normalde bilim insanı olmayan fakat bu konulara merak duyan bizler gibi sıradan insanlar için yazılmış ama ilk versiyonunu okuduğumda bu kitabın açıkçası itiraf etmeliyim bazı bölümlerini anlamakta zorlanmıştım. O yüzden bu videonun da bazı bölümleri size hemen anlaşılır gelmeyebilir. Çünkü ben sadece onun magazinel yönlerinden değil aynı zamanda bilime yaptığı katkılarından da bahsetmek istiyorum. O yüzden sıkın dişinizi. Kitap genel olarak büyük patlama yani Big Bang'den başlayıp kara deliklere uzanan zamanın kısa hikayesini anlatıyor. Bu da kısa olan şey hikayenin kendisi zaman değil. Stephen Hawking Big Bang denince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olduğu için önce son zamanlarda adını sonra da bizzat kendisini görmeye başladık meşhur komedi dizisi Big Bang Theory'de accelerating backwards through time that's fascinating thank you it just came to me one morning in the shower that's nice too bad it's wrong <laughs> ama Stephen Hawking sadece Big Bang teoride Sheldon'ın hatalarını bulmakla kalmadı zamanında Einstein'ın geliştirmeye başlamış olduğu teorisindeki eksik kalan bazı kısımları da tamamlamaya çalıştı özellikle de kara deliklerle ilgili olan kısımları kara deliklerin aslında o kadar da kara olmadıklarını ileri sürdü. Onların parçacık yaydığını ve böylelikle kütle kaybettiğini söyledi. Bu teorik radyasyona artık Hawking ışıması veya Hawking radyasyonu deniyor. İyi de bu neden önemli? Önemli çünkü o her şeyin teorisini bulmaya çalışırken bu sonuca ulaştı. Neredeyse tüm bilim insanlarının aradığı o her şeyi açıklayacak olan tek teori. En büyük ve en küçük adında bir videoya yayınlamıştım geçenlerde. Hatırlayacaksınız o video kendi boyutlarımızda ve ölçeğimizde başlıyordu. Newton yasalarının geçerli olduğu bir dünyada. Sonra ölçeğimizi gözlemlenebilir evrene kadar büyüttük. Einstein'ın ışık hızındaki tespitlerini ve izafiyet teorisinin geçerli olduğu bir dünyayı gördük. Sonra da tam tersi yönde küçülmeye başladık ve kuantum teorisinin geçerli olduğu atom altı bir dünyaya gittik. İşte Stephen Hawking böylesine farklı gibi görünen dünyaları birleştirebilecek tek bir teori arıyordu. En küçüklerin dünyasındaki kuantum teorisi ile en büyüklerin dünyasındaki görelilik kuramını birleştirmeye çalıştı. Ve bunu yapmaya çalışırken neyi buldu? Kara deliklerin sadece içine bir şeyler çekmeye çalışarak büyüyen devler olmadığını, aynı zamanda Hawking radyasyonuyla kütle kaybettiğini. Hmm dur bakalım Einstein'in izafiyet teorisine göre kara delikler küçülemez. Yani olay ufuklarının alanı azalamaz. Bu bilim dünyasını sarsan, şaşırtan yepyeni bir teori. Ve işte bu yüzden Stephen Hawking sadece dizilerde boy gösteren bir imajdan ibaret değil. Ama biz yine de diziler gidelim ne de olsa sanattan da bahsetmek durumundayız. Bunlardan bir tanesinde Star Trek'in bir bölümünde bu konular ince ince işleniyor. Biliyorsunuz Star Trek gelecekte geçen bir dizi ve Data diye bir karakter var bu dizide. Aklı temsil ediyor. E böyle bir karakterin en büyük fantezisi ne olabilir? Gelmiş geçmiş en ünlü bilim insanlarıyla takılmak öyle değil mi? İşte o da bu bölümde Stephen Hawking ve Albert Einstein'la poker oynuyor. Bu oyun esnasında Einstein Hawking'in blöf yaptığına inanıyor. E ne de olsa oldukça inandırıcı bir poker face'i olduğunu da söylememiz lazım. Ve sonucunda oyunun sonucunda kazanan Hawking oluyor. Peki masadaki dördüncü kişiyi tahmin edebildiniz mi? Isaac Newton. Oyunun ilk kaybedeni. Göndermeleri anladınız mı? Apple story again. Gerçekten de yaklaşık 3 asır önce bilim dünyasının en önemli çalışmalarına imza atmıştı Isaac Newton. O zamanın en popüler bilim insanıydı. Ta ki Einstein'a kadar. Einstein masaya oturdu ve evreni daha iyi açıklamaya çalışan bir kuram geliştirdi. İzafiyet teorisi. Bu kez de o en popüler isim haline geldi. Peki en son masaya oturan Stephen Hawking bu saydığım iki isimden daha çok bilime katkı yaptı mı o kısmı tartışılmaya devam ediyor. Ama hem pokerde hem de popülerlikte kazandığı kesin. Asıl kazanansa insanlık oluyor elbette. Newton'un da dediği gibi ileriyi daha iyi görebilmek için bu devlerin omuzlarında yükseliyoruz. Yükseliyoruz yükselmesine de hepimiz neler olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Peki biz bu insanlardan fizik dışında başka neler öğrenebiliriz? Sonuçta hepimiz de fizikçi olmayacağız bu hayatta. Sizi bilmem ama benim Stephen Hawking'ten öğrendiğim en önemli şeyler ondaki bu düşünme, öğrenme ve öğrendiklerini paylaşma azmi oldu. Kendinizi onun yerine bir koysanıza. 21 yaşında gencecik bir üniversite öğrencisiyken hasta olduğunuzu öğreniyorsunuz. Ve bu öyle bir hastalık ki yürümenizi, konuşmanızı, yutkunmanızı hatta nefes almanızı bile etkiliyor. Buna yakalandığı zaman ona sadece 2 yıl yaşayabilirsin diyorlar. Çünkü kaslarını kontrol edemeyeceksin artık. Peki bunu söyleyen doktora ne diyor biliyor musunuz? I'm afraid average life expectancy is 2 years. There's nothing I can do for you. What about the brain? hayatını bir tekerlekli sandalye üzerinde geçiriyor. Neredeyse bilim kurgu hikayelerinde gördüğümüz kavanozdaki beyin gibi yaşıyor bu hayatı. Konuşma yetisini kaybedince bir bilgisayar yardımıyla iletişim kurmaya başlıyor dış dünyayla. Fiziksel olarak kaslarının çoğunu hareket ettiremese de hayatının sonuna kadar düşünmeye, çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Adeta hayatının sonlarına doğru sağırlaşmaya başlayan Beethoven'ın kompozisyon yapmaya devam etmesi gibi o da çalışmalarını aksatmıyor. Ne güzel anlatıyorum değil mi? Böyle masal gibi çünkü çünkü bazılarına hiç de inandırıcı gelmemiş bu konsept. Sosyal medyada Stephen Hawking öldükten sonra onun arkasından hakkında yazılanlara baktım da oho valla teorik fizikçi olması lazım bazılarının. Boşu boşuna öyle Twitter'da teori üretiyorlar. Adamın tipine bakıp arkasında bunun kesin bir ekip var. Çok büyük bir ekip. Öyle kendi başına bunları yazamaz bu. Yazıp çizemez öyle hayatının sonuna kadar çalışamaz. Nerede? Şeklinde bayağı bildiğin ciddi ciddi yazıp çizilmiş yorumlar yapılmış. Şimdi bakın şu hayatta herhangi bir fiziksel engeli olmamasına rağmen öyle dişe tırnağa dokunabilen bir şey dahi üretemeyen bir takım insanlar engeli olup da sınır tanımayan buna benzeyen insanları gördükleri zaman nedense öyle üretken olabileceklerine pek inanmak istemezler. İlla bir bit yeni ararlar bu işin arkasında kesin bir şeyler vardır diye düşünürler. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O bit yeni sizin gözünüzde var sizin değil canım sizi kastetmiyorum. Sizin gözünüzde var, hayat algınızda. Tabii ki bir ekip olacak böyle bir kişinin arkasında. Hatta bir ekip değil koskoca bir topluluk vardı Stephen Hawking'e yardım eden. Biz buna üniversite diyoruz. Latinceden gelen bir kelime. Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan bir topluluk anlamına geliyor. Yani işi, gücü, eğitim olan insanlardan oluşan bir topluluk. Stephen Hawking öğrenme serüvenine Oxford Üniversitesi'nde başladı. İngilizce konuşan bir dünyanın en eski üniversitesi bu. Kurulduğu tarih bile tam olarak bilinemiyor ama 1096 yılında orada eğitim verildiğine dair kanıtlar var. Ve o gün bugündür neredeyse bin yıldır bu eğitim faaliyeti devam ediyor. Hawking daha sonra Cambridge Üniversitesi'ne geçiyor ve çalışmalarını orada sürdürüyor. Ve bu üniversitede 1209 yılından beri faaliyetlerine devam eden bir eğitim kurumu. Hatta öyle ki Isaac Newton da bu okulda profesörmüş ve o meşhur klasik mekaniğin temelini attığı kitabını orada yazmış. Stephen Hawking yüzyıllar sonra aynı Yine okulda eskiden Newton'ın sahip olduğu bir pozisyona getirilmiş bir location profesör olmuş ki akademik dünyanın en prestijli unvanlarından biri bu. İşte yüzyıllar boyunca ısrarla nesilden nesile böyle bir eğitim faaliyeti devam ettirince ortaya çok güçlü bir akademik gelenek çıkıyor. This is where J.J. Thomson discovered the electron and where ve şu anda artık sadece Oxford ya da Cambridge değil, İngiltere'deki Birleşik Krallık'taki pek çok üniversite bu akademik geleneği uyguluyor. Bu üniversitelerde sadece ders yapmıyorsunuz. Seminerlere, tartışmalara katılıyorsunuz, konuşuyorsunuz, dinliyorsunuz, tez üretiyorsunuz. Beğenmezseniz antitez geliştiriyorsunuz uygulama projeleri üretip o eğitmenlerle, profesörlerle aktif bir ilişki içinde yer alıyorsunuz. Ve bu sayede eleştirel düşünme beceriniz, yaratıcılığınız, tabii ki özgüveniniz gelişiyor. Tıpkı nadir yetişen bir takım bitkilerin özel ortamlara ihtiyaç duyması gibi Hawking gibi bilim insanları da ancak böyle ortamlarda yetişebiliyor. Daha 21 yaşında kendisine 2 yıl ömür biçilmesine rağmen öyle hemen kuruyup gitmemesini başka nasıl açıklayabiliriz ki? Yarım asır daha faal kaldı. Hayatının son döneminde bile 39 tane yani doktora öğrencisi yetiştirdi bu adam. E bir de emekli olan bir takım insanlara bakın çevrenizde. Eğer kendilerine anlamlı bir uğraş bulamazlarsa kuruyup solup gidiyorlar. Oysa nefes almakta bile güçlük çeken bir zihni oksijen dolu böyle bir ortama koyduğunuzda yeşerip büyümeye gelişmeye başlıyor. Hayatında kısacık bir zaman kalmış olmasına rağmen evrenin koskoca zamanını bir kitaba dönüştürebiliyor. Evet bu gördüğünüz kitap eli kalem bile tutamayan birisi tarafından yazıldı. Bazılarımız onun hakkında sosyal medyada atıp tutmaya devam ede dursun. Onun akıllara kazınan şu imajı için bazı teorilerini birlikte geliştirdiği dünyanın en ünlü matematikçilerinden Roger Penrose aklın maddeye üstünlüğünü sembolize ettiğini yazdı. Pek çok insan beni bilimsel çalışmalarımla değil de Simpsonlar çizgi filminden tanıyor demişti bir keresinde Profesör Hawking. Ama bunu öyle şikayet etmek için filan söylemiyordu. Hatta böyle bir popüler kültür ikonu haline gelmesi konusunda adeta kendisinin hevesli olduğunu bile söyleyebiliriz. İlerleyen yaşına ve fiziksel durumuna aldırmadan dünyayı dolaşıp konuşmalar yaptı ve bir yandan da dizilerde rol aldı ama bir ekibin yönettiği kukla gibi değil. Hatta tam tersine senaristlerin kendisi için o dizilerde yazdığı senaryolara bile müdahale ediyormuş. Hani biraz önce size gösterdiğim Star Trek'ten bir parça vardı ya, aslında o diziyi kendisi de çok sevdiği için bizzat ben de bu dizide yer almak istiyorum deyip teklifte bulunmuş. <laughs> O meşhur sesi var ya, onun telif hakları kendisine ait. Aslında eski bir ses, teknoloji geliştikçe ondan çok daha iyi ses sentezleyicileri çıktı. Buna rağmen ve aslında Amerikan aksanıyla konuşmasına rağmen, kendisi bir İngiliz çünkü, hayatının sonuna kadar aynı sesi kullandı. Yani evet, kendisini bir anlamda markalaştırıp bilimi de popülerleştirmeye çalıştı. Ama öyle bir durumda bütün bunları yapabilmek, bu azim, işte bana ilham veren kısmı bu. Çünkü bir keresinde aslında uzaya gitmeyi çok istediğini söylemiş bir konferans sırasında. Bunu duyan Virgin Hava Yolları'nın da sahibi olan Richard Branson onu Zero G uçağına davet etmiş. Ve o da tabii ki hemen kabul etmiş. Birçoğumuzun cesaret bile edemeyeceği böyle bir deneyimi yaşarken ne kadar da mutlu olduğunu görebiliyor musunuz? E ne de olsa bize ayaklarımızın altına değil de yukarıya yıldızlara bakmamızı öğütleyen biriydi. Benim amacım çok basit. Evreni bütünüyle anlamak, neden var olduğunu. Böylesine basit gibi görünen bir amaca ulaşamadı. Her şeyin formülünü bulamadı. Ama içinde bulunduğu o kısıtlayıcı duruma rağmen hayatının sonuna kadar bu amaç doğrultusunda çalışmaktan da geri durmadı. Kendisinin de dediği gibi, hayat ne kadar zor görünürse görünsün yapabileceğin ve başarabileceğin bir şey mutlaka vardır. Sadece vazgeçmemene bağlı. İşte fizik ötesinde bana böyle şeyler öğretti Hawking. Çünkü o konuşamamasına rağmen çok şey söyleyebiliyordu. Sesi olmamasına rağmen sesini duyurabiliyordu. Kaslarının çoğunu hareket ettiremese de gülmeyi ve güldürmeyi becerebiliyordu. E buna da inanmayanlar varsa hemen her konuşmasında olduğu gibi ölmeden önce yaptığı son konuşmasının ...en başındaki şu ince espriye kulak verebilir. Can you hear me? For millions of years, mankind lived just like the animals, the people, talking. Bu videonun yapımı sırasında Stephen Hawking ve onun eğitim verdiği kurumlar hakkında bana katkı sağladığı için British Konsül'e teşekkür ediyorum. Eğer Birleşik Krallık'taki eğitim fırsatları hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz kendilerinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.